Boğaz'daki bir yalıyla organize sanayi bölgesindeki bir arazinin metrekare fiyatı aynı olur mu sizce? Olmaz dediyseniz yanlış cevabı verdiniz sevgili izleyenler. Sanayi bölgelerinde metrekare fiyatları Boğaz'daki yalıların değerini aştı. Peki bu nasıl oldu? Bu artış neden yaşandı? Bu sorunun cevabı haberimizde olacak. Da yalı fiyatlarıyla yarışan OSB'ler var. Organize sanayi bölgelerinde arazi fiyatları uçtu. Boğaz kenarındaki yalılar dahi yanında ucuz kaldı. Burada 70 bin liralar, 80 bin liralar artık hikaye rakamlar gibi geliyor bize. Daha yüksek 120-130 bin lira metrekare fiyatı olan OSB'ler var şu anda. Organize sanayi bölgelerine olan ilgi arttı. Bu durum fiyat artışını da beraberinde getirdi. Ticaretin OSB'lere çekilmesiyle alakalı da biliyorsunuz bazı vergisel avantajlar sunuluyor. Ve bu avantajlar da OSB'leri gerçekten cazip hale getirmişti daha öncesindeki son 2 yıla kadar. Gayrimenkul fiyatlarındaki artış bir an olsun gündemden düşmezken bu duruma bir de organize sanayi bölgeleri eklendi. Organize sanayi bölgelerinde metrekare satış fiyatı Boğaz'ın kenarındaki yalıları geride bıraktı. Şu anda örnek veriyorum, Beşiktaş'ta bir villamı, Kocaeli'de organize sanayi bölgesinde bir arsa mı derseniz, Kocaeli organize sanayideki arsalar Beşiktaş'taki villa fiyatlarını metrekare bazında geçmiş durumda. Fiyat artışları yalnızca satılıklarda değil kiralıklarda da gerçekleşti. Konutlarda %25 kira artış sınırı vardı. Ancak bu durum organize sanayi bölgelerinde geçerli değildi. Durum böyle olunca artışlar dolar bazlı oldu ve fiyat artışları da %100'ün üzerinde oldu. Özellikle son 2 senede dolar bazlı artışlar dikkat çekiyor. Geçen seneyle bu sene arasında minimum %100. Yani Sakarya, Kocaeli özellikle tarafına, Düzce tarafına baktığımızda oradaki şeyde %100 ki bölge bölge Sakarya'nın bazı bölgelerinde özellikle ve Kocaeli'de bu %150'lere kadar gelmiş durumda OSB'deki kira artışları. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nde göreve yeni başlayan denetim personelleriyle bir araya geldi. Vali Gül, piyasanın dengesini bozan kişilerle sizler mücadele edeceksiniz dedi. Ve İstanbul'da inşallah sizlerle birlikte kuralsızlığı kural olmaktan çıkartacağız. İstanbul Valisi Davut Gül, Ticaret İl Müdürlüğü'nde göreve başlayan 136 denetim personeliyle bir araya geldi. İstanbul Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen programa denetim personelleri katıldı. Vali Gül burada yaptığı konuşmada piyasanın dengesini bozan kişilerle hep birlikte mücadele mesajı verdi. Fırsatçılık yapan, faiz fiyat uygulayan, piyasanın dengelerini bozan kişilerle sizler mücadele edeceksiniz ve bizler sizin yanınızda olacağız.